Bu konuyu, bu son derece ciddi iddiayı bir hekimle, bir değerli aile hekimiyle konuşacağız. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Doktor Özlem Sezen internet bağlantısıyla karşımızda. Hocam iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu iddia doğru mu hocam? Yani aile hekimlerine ekipmanı kendi cebinizden alın şeklinde talimat verilmesi ve size ekipman sağlanmıyor olması. Bazı illerimiz için doğru. Şimdi pandemi dönemin başlangıcında biz kişisel koruyucu ekipman eksiklerimizle ilgili sizlerle de yayınlar yaptık. Sağlık Bakanlığımız da bu konuda dağıtımların yapıldığını söylemişti, ancak illerde dağıtımla ilgili dengesizlikler vardı. Daha çok hastaneler ön plana alınmıştı ve aile hekimlikleri ihmal edilmişti. Sonrasında bu haberlerle beraber bu bir düzene girmeye başlamıştı. Eksikler yavaş yavaş tamamlanmaya başlamıştı. Normal döneme geçişle beraber, yeni normal dediğimiz bu dönemde, tekrar bazı illerde ihtiyaçlar iletildiğinde il sağlık müdürlüklerinden bu ihtiyaçlarınızı kendi imkanlarınızla temin edeceksiniz şeklinde yanıtlar geldiğini öğrendik. Bakanlığımıza bunu sorduğumuzda illere dağıtımlar olduğu şeklinde cevaplar geliyor. Ancak yine il içerisinde dağıtımla ilgili problemler var. Bunların çözülmesini istiyoruz. Şimdi Sayın Sezen, normal ya da yeni normale geçildiği dönemden söz ettiniz ama sağlık kurumlarında, yani sizin hizmet verdiğiniz alanlarda koşullar, en azından o fiziksel koşullar normale döndü mü? Hayır, hiçbir şekilde normale dönüş yok. Siz zaten hani halkımızın bu pandemiyi biraz daha böyle yeni normalle beraber geçmiş gibi düşünüyor olmasını, her şey normal olduğu gibi görmememiz gerektiğini biliyorsunuz. Biz sağlık çalışanları bunu çok iyi biliyor ve yaşıyoruz. Hala COVID şüphesiyle pek çok hastamızı sevk ediyoruz. Görüyoruz ki daha tanı alanlar var. Bu durumda pandemi de bitmiş değil. Zaten bizim burada ana talebimiz aile hekimliğinin ihmal edilmemesi. En başından beri pandemiyle ilgili olan bütün çalışmalar sürekli sadece tanı konmuş, işte ağır vakalar, hastane ve yoğun bakım üzerinden gitti. Halbuki olması gereken, daha tanı konulmadan önce, hastalık yakalanmadan önce yapılması gerekenlerdi. Yani birinci basamağın bizlerin güçlendirilmesi, desteklenmesiydi ve halkın bu yönde daha çok bilgilendirilmesiydi. Biz hep bunu talep ettik. Şimdi hocam, bir yandan da tabii biz tabii sizin çalışma koşullarınızı kısmen biliyoruz ama bu malzemenin, ki temel olarak herhalde koruyucu, kişisel koruyucu ekipmandan söz ediyoruz. Bu malzemenin temininde güçlük çekilmesi ve buna rahat kolayca erişemiyor olmanız sizin açınızdan ne gibi bir risk doğuruyor? O riskin boyutunu bize anlatır mısınız? Şimdi her gelen hastanın ne olduğunu bilemeyiz. COVID-19 için konuşuyorsak büyük bir kısım asemptomatik ama bulaştırıcı olabilir. Biz gelen hastanın bu tanısı var mı yok mu bilmiyoruz. Bazen test yaptırıp tanısı olup bunu saklayanlar ve bize geç bildirilen hastalar bile oluyor dönem dönem. Bu nedenle bizim her gelen hasta bir COVID hastasıymış gibi yaklaşmamız lazım. Özellikle muayene esnasında kişisel koruyucu ekipmanımızın tam olması lazım. Maskemizin, eldivenimizin, gözlüğümüzün, siperliğimizin, yakın muayene yapacaksak N95 ekstra koruyucu maskelerimizin, el dezenfektanlarımızın olması lazım. Hem bizim hem aile sağlığı çalışanlarımızın. Bunlardan günde kaç tane tüketmeniz gerekiyor hocam normal bir mesai temposunda? Şimdi COVID-19 şüpheli bir hastayla karşılaştıysak, biz bundan şüphelendik, sevk ediyoruz dediysek bütün hepsini atıyoruz. Bu bir olur, üç olur. Yanı sıra normal maskeyle çalışıyorsak, maskemiz nemlendiğinde, kirlendiğini düşündüğümüzde, hapşurduğumuzda, elimizi değdiğimizde maskemizi değiştirmek gerekiyor. Bunun sayısı, hani hiç dokunmadım, şey yapmadım, en az dörttür. Eldiven gelen hastaya göre değişir. El dezenfektanı zaten çok sık kullanıyoruz. Kaba bir hesapla günde kaç liralık bir malzeme tüketiminden söz ediyoruz hocam? Aslında bunun maliyeti, hani lira olarak değerlendirmektense,
aile hekimliğine verilen değer gibi de biz değerlendiriyoruz. Bunu şunun için sordum. Tabii ki bu söylediğiniz haklı ama şunun için sordum. Şimdi geçen gün ben bir hesap yaptım. Hani maskeler dağıtıldı, dağıtılamadı, becerdiler, beceremediler tartışması yapıldı. Şimdi herkes en azından 1 TL verip bir maske almak durumunda. Günde diyelim hadi 3 tane maske tükettiniz. 5 kişilik bir ailenin 15 liralık günlük, aylıkta 450 TL'lik bir ilave sağlık harcaması zorunluluğu çıktı. Şimdi sizin özelinizde yani bir aile hekimi olarak bunun faturası muhtemeldir ki çok daha yüksek. Sizlerin tabii 20, 30 bin, 50 bin dolar maaşlarla çalışmadığınızı bildiğimizden nasıl bir yükten, ilave yükten söz ediyoruz? Onun için sordum bu soruyu. Şimdi size şöyle, mesleği gerçekten bilen, mesleğine bağlı bir hekimin de ne yapayım bu kadar geldi deyip bütün hastaları aynı eldivenle ya da aynı koruyucu giysiyle muayene etmesi de herhalde beklenmez. Ciddi bir sorundan söz ediyoruz. Umarız bu konuştuklarımızı ve bu taleplerinizi duyarlar ve koşullarınız düzelir. Gerçekten de vahim bir iddia sizde, hani kısmen de olsa doğrulamış olduğunuz. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Minik bir ekleme de yapmak istiyorum. Tabii ki, buyurun olursa. Efendim. Buyurun efendim. Biz bu pandemi sürecinde aile hekimleri olarak hiçbir görevimizi aksatmadık. Poliklinik hizmetlerimizi aksatmadık. Gebe bebek izlem, koruyucu izlem, işlemlerimizi, aşılamalarımızı hiçbir şekilde aksatmadık. Sayın Bakanımız pek çok konuşmasında aile hekimlerinin filyasyonu olan desteğinden bahsetti. Kameralar önünde pandemi ek ödemeleriyle ilgili çalışmalar yapıldığından bahsetti. Ancak bizim bu kadar özverimize rağmen hiçbir pandemi ek ödemeyi yapılmadı ve üstüne üstlük de aile hekimliği bu tür sıkıntılarla uğraşıyor. Sağlık Bakanımızın aile hekimliğinin değerini fark etmesini ve verdiği sözlerin tutulmasını istiyoruz, bekliyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.